Ben Profesör Doktor Umay Türkeş Günay. Ailemi anlatacak olursam babam Alparslan Türkeş, annem Muzaffer Şükriye Türkeş. İkisine de rahmet diliyorum. 7 kardeşiz. Babamın ilk evliliğinden 5 çocuğu var. Ben onların ikincisiyim, ilk evliliğinden olan çocuklarının. Annemi çok erken kaybettik biz, genç denilecek bir yaşta rahmetli oldu annem. Annemin rahmetli olmasından sonra babam tekrar evlendi. İkinci evliliğinden de 2 çocuğu oldu, bir kız bir erkek olmak üzere. Onun için toplamda 7 çocuk. Babam çocukları çok seven bir kişiydi. Onun için kendisi de çok çocuk. Babam 1917 yılında Lefkoşa'da, bugün evde, doğduğu evde müze yapıldı Lefkoşa'da biliyorsunuz, Kıbrıs'ta doğmuş ve 16 yaşına kadar da Kıbrıs'ta okumuş, eğitim almış. Bu bakımdan tabii ki temel yetişme tarzında da 17 yaşına kadar Kıbrıs'ın etkileri var. Kıbrıs'ta da iyi bir eğitim almış. O dönemde Türkçülük ve de Türkiye'nin güçlü ve bağımsız olması fikrini ve duygusunu öğrencilere veren hocalarla yetişmiş. Babam asker olmak istiyormuş yani o dönemde. De asker olmanın yolu da Türkiye'ye gitmekten geçiyor. Şöyle söyleyeyim, asker olmak istediği için de işte dedem de babama çok düşkün olduğundan, o dönemde de Kıbrıs'ın çok 33 Türkiye'ye göçleri. Türkiye'ye gitti. Ondan sonra işte dedemle Kuleli Askeri Lisesi'ne gitmişler müracaat etmek için. Kuleli Askeri Lisesi, siz İngiliz vatandaşısınız, biz Türk vatandaşlarını Kuleli'ye alıyoruz, siz de alamayız demişler. Fevzi Çakmak'a ulaşmış, 3 çocukmuş Kıbrıs'tan giden, Kuleli'ye girmek isteyen. Fevzi Çakmak Atatürk'e sormuş, Atatürk de üçünü de alsınlar demiş. Kuleli'ye girdikten sonra tabii oradaki çocuklar o zaman Kıbrıs ağzıyla konuşuyor, babam da bir Kıbrıslı olarak. Kıbrıs ağzı ile konuşan bir çocukla arkadaşları alay etmişler tabii ki o dönemde. Bir haftada İstanbul Türkçesine döndürmüş. Teğmen çıktıktan sonra kura çekiyorlar tabii Anadolu'nun çeşitli yerlerine gitmek üzere. Babam Van'ı çekiyor o kurada da. Sınıfta da Vanlı bir arkadaşı varmış. O da Isparta'yı çekmiş, Vanlı olan arkadaşı. Gelmiş o babama demiş ki, Türkeş, Van da senin memleketin değil, Isparta da senin memleketin değil. Gel bu kurayı değiştirelim, sen Isparta'ya git, ben de Van'a gideyim. Hani anamın babamın yanında kendi memleketimde olayım demiş. Babam da kabul etmiş. Babam öylece annemin, anneannesinin ve dedesinin evinde kalmaya başlamış. Ve işte tabii o ailenin içerisine girmiş oluyor. Annem de o zaman ortaokulda da. Annem Süleyman Demirel'le sınıf arkadaşıydı. Babam ikisinin de askerlik öğretmeni. O zaman ortaokulda da askerlik dersi varmış. Ondan sonra işte babam annemden evlenmek istemiş. Bu isteğini de
anneanneyle dedeye söylemiş. Anneanneyle dede, bu çocuk bizim evimizde kalıyor. Çok efendi bir adam. Biz verdik, size laf düşmez demişler. Öylece evlenmişler annemle de. Çocukluğumdan itibaren baktığımda mesela at üstünde gelip giden çizmeleri olan böyle şey genç bir adam olarak hatırlıyorum ilk hatıralarımda. Çok sorumlu, evine, ailesine düşkün. Yani işi ve ailesi dışında meşguliyeti olmayan bir kişi olarak hatırlıyorum. Ben sabahları avaz avaz ağlardım okula gitmeyeceğim diye. Beni her gün, ben alışıncaya kadar, her gün kucağına alır, okula kendisi götürür, bırakırdı. Bugüne gelmemde o öğretmenin ve babamın yaklaşımını, eğer o kadar şefkatle yaklaşmasaydı benim okula alışmam için, belki devam etmeyebilirdim. Kendisi de, mesela annem de sabahtan kalkıp bir yere gidilmeyecek bile olsa giyinen insanlardı. Öyle pijamayla, terlikle, hele de terlikle misafire çıkmak bizim evde çok ayıp bir şeydi. Böyle çok derli toplu, resmi, nazik, özenli. Anneme mesela o Muzaffer Hanım veya hanımefendi derdi. Babamdan, annemden de biz hiç duymadık ismiyle babama hitap etsin. Aslan Bey derdi. Mesela ben hiç hatırlamam evde babam veya annem bize kız diye seslenmemiştir. Hani Türkiye'de çok yaygındır ya. Bir de annemle babam çok nadir karı kocada görülecek bir şey. Çok ahenkli bir karı kocaydılar onlar. Yani ikisi de birbirine çok düşkündü. Mesela babam MHP'de genel başkanı filan olduktan sonra da günde en az 2-3 kere anneme telefon ederdi. Muzaffer Hanım nasılsın, bir şeye ihtiyacın var mı diye. Annemin mesela bütün alışverişlerini babam yapardı. Çok zevkli bir adamdı. Yurt dışına gittiği zamanlar bize de çok şık kıyafetler getirirdi. Yani üst baş olarak çok zevkli ve enteresan bir adamdı. Evlenme yıl dönümlerinde çoğu kez annemden gizli biz buluşurduk. İkimiz beraber anneme alışveriş yapardık. Annem eski, o eski kadınlar öyleydi herhalde, enteresan bir şey. Asla kendisi için bir şey istemez. Yani babama bir sefer benim de çorabım yok dememiştir. Öyle bir şey yoktu. Onlar onun tarafından düşünülmediği takdirde dile getirilmezdi. Çok kitabı vardı babamın. Çok büyük kütüphane. Onun için de biz çok erken öyle çeşitli kitapları okumaya başladık. Oyalanmak babından okumaya çok önem verirdi. Kız erkek ayrımı yoktu. Akademisyenleri çok takdir ederlerdi. Ben doçent olduğumda babam 12 Eylül dolayısıyla hapisteydi. Yani o hapisteyken ben doçent oldum. Telgraf çekmiştim işte hapishaneye. Hapiste olanların hepsi söylerler. Biz hepimiz çok sevindik. Yani hapishaneye bir müjde gibi geldi. Senin doçentliğin şeklinde. Daha sonra ben bölüm, Hacettepe'de bölüm başkanı olduktan sonra kızım kürsü başkanı derdi eski tabirle. Tabii çok gururlanır ve mutlu olurdu. Çünkü onun için çok kıymetli
İlim çok kıymetli bir şeydi. Yok, beni Londra'da, Londra Üniversitesi'nde SOAS'ta görevlendirmişti. İngiltere'ye gidecektim ben. Ben İngiltere'ye gitmeden önce işte bir aile yemeği yedik. En son gördüğüm oydu. Ölümünden önce de beni aramıştı, Londra'ya gelecekti. Evin müsait mi, beni misafir edebilecek misin dedi. Müsait, bekliyorum babacığım dedim. İşte sonra da emri hak vuku geldi. Tabii babam yaşlı bir adamdı, 80 yaşında rahmetli oldu. Kendisi de hani bazı analar babalar çocuklarına der ya, ben ölürüm işte sen görürsün bilmem ne filan şeklinde. Babamdan da hiç duymadık biz ben ölürüm de giderim diye. Çünkü o, kızım ben dalya yapacağım, 100 yani dalya 100, 100 yaşıma gireceğim, 100 yaşıma kadar yaşayacağım derdi. Çok büyük projeleri vardı Türkiye ile ilgili. O hiç vazgeçmedi ki mücadelesi. Her an bir Türk dünyası içinde devam ediyordu. Sonuç olarak o öyle söyledi diye biz de o ölmeyecek diye inanmışız. Doğduğu evi müze yaptılar. Tabii gittim, ben de gördüm. Ama bana herkes gibi düşündürmüyor orası. Beni acıtıyor tabii ki hala. O ne kadar tanınmış, ne kadar önemli bir kişi de olsa sonuç olarak benim babam. Elbiseleri, ayakkabıları, onlara bakmak acıtıcı bir şey benim için. Bence onu sevmek, çok çalışmak ve kendini iyi yetiştirmektir. Alanında en iyi olmak, hangi işi yaparsan yap, Türklük için alanında en iyi olmaktır. Babam fikir adamı ve siyasetçi. Başbuğu tanımak istiyorlarsa onun hayatını neyle özetlerseniz. İmanlı, ahlaklı ve çok iyi eğitim görmüş bir toplum haline gelmesini gerektiriyor.